Bu videonun sonunda sizleri bence büyük bir sürpriz bekliyor. Tabii videonun adı neden yeni bir kanal olduğuna göre bu sürprizin ne olduğunu tahmin etmek de pek zor olmasa gerek. Ama ne olur durun hemen öyle videonun en arkasını atlayıp da sürprizin tadını kaçırmayın. Çünkü arada söyleyeceğim şeyler onu daha anlamlı hale getirecek. O yüzden biraz sabredin. Çünkü önce sizlere büyük resmi göstermek istiyorum. Son yıllarda çok büyük bir hızla teknolojik gelişmeler yaşıyoruz. Öyle bir hale geldik ki daha biz yeni bir teknolojik icada tam olarak alışamadan onun da yeni bir versiyonu piyasaya çıkıyor. Önceden oda büyüklüğünde yer kaplayan hantal bilgisayarlar artık küçülüp cebimize girmeye başladı. Ve tüm bu yenilikler, gelişmeler bitmedi, bitmeyecek. Bütün bunlar niye yapılıyor? Biz insanların problemlerine çözüm üretebilmek için. Peki biz insanların tek problemi bilgisayarlarımızın yeterince hızlı olmaması mı? Cep telefonlarımız yeterince küçük ve ince değil mi? Yanlış anlaşılmasın, kanalının adında bile teknoloji kelimesi geçen birisi olarak bu tür yeniliklerden heyecan duymuyor değilim. Hatta en çok heyecanlanan kişilerden birisi olduğumu da söyleyebilirim. Ama bazen bu tür süslü püslü konular bizi bazı problemlerden, daha gerçek problemlerden uzakta tutabiliyor. Neyse ki beni heyecanlandıran bir kelime daha var. Bu tür problemlerin pek çoğuna çözüm üretebilecek bir kelime bu. Kimya. Aslında simya demek isterdim ama içinde yaşadığımız şu modern dünyada artık kaç tane simyacı kaldı ki? Ayrıca bu kavram parçalanarak kimya, metalurji, fizik, tıp, astroloji, semiyotik, mistisizm, spiritüalizm ve sanat adı altında pek çok farklı alana ayrıldı. Bölünerek çoğaldı. O yüzden biz bunlardan şimdilik sadece birini seçelim ve kimya ile devam edelim. İnsanlık tarihinde pek çok ilerlemenin kilit taşıdır kimya. Binlerce yıldır fenomenlerin dilinden düşmez. Demokritus atomdan, Plato elementlerden söz eder. Aristo şu meşhur 5 element tezini geliştirmiştir. Bu saydığım isimleri önceden duymuş olabilirsiniz. Şimdi size muhtemelen daha önce hiç duymadığınız bir isim daha vereyim. Ebu Musa Cabir bin Hayyan. 9. yüzyılda yaşamış bir simyacı. Bu alanlarda yani eczacılık, metalurji, astroloji, felsefe, fizik ve müzik gibi konularda 400'den fazla kitap yazmış. En çok da kimya alanında çalışmış, deneyler yapmış ki biliyorsunuz deneyler bilimsel yöntemin temel yapı taşlarından biridir. Tabii başkaları o zamanlar bunun kimya olduğunu bilmiyormuş. Ta ki Kitabel Kimya adlı eserini yazana kadar. 12. yüzyılda Latince'ye de çevrilen bu eser sayesinde bilim dünyası kimya kavramını İngilizce sözlüğü de chemistry kelimesini kazanmış. Ve tabii sonrasında bu alanda yapılan pek çok çalışmayla insanlığın problemlerine çözüm üretmeye devam etmiş. Mesela soyadını elektrik enerjisiyle sıklıkla ilişkilendirdiğimiz Alessandro Volta çeşitli deneyler yaparak ilk kimyasal pili icat etmiş. Bugün kullandığımız teknolojik araçların olmazsa olmaz bir parçası. Peki istediğimiz noktaya gelebildik mi? Pek sayılmaz. Her yıl yeni bir cep telefonu piyasaya çıkıyor. Daha ince, daha zarif, çok daha yüksek çözünürlüklü. Bu kanalda yayınlanan 4K çözünürlükteki videoları bile gösterebilecek kalitede ekranlara sahip cep telefonları ki biz daha evimize 4K çözünürlüğünde televizyonları alamamışken cebimizde bu çözünürlükteki ekranları taşıyabiliyoruz şu anda. Ama gel gelelim, İki video izleyince pili bitiyor. Teknolojik problemler gayet güzel çözülmüş ama kimyasal problemler hala ortada. Otur sıfır. Aferin Şaban. Otur. Son 30 yılda bilgisayar ve cep telefonu dünyasının en popüler figürlerinden biri Steve Jobs'tı. Gerçekten çok büyük inovasyonlarla tüm endüstriyi bir noktadan başka bir noktaya getirmeyi başardı. Misyonunu tamamladı ve öldü. Allah rahmet eylesin. Şimdi yaşasın yeni kral. Elimizde ne var? Elon Musk. Hani şu Mars'a gitme hayalleri kuran, ulaşımda devrimsel fikirlere sahip olan kişi. En çok uğraştığı konulardan biri ne biliyor musunuz? Gelin, sizi bir inşaata götüreyim. Biliyorum her yerde inşaat görmekten sıkıldınız ama bu şehrin orta yerinde içinizi karartacak türde bir inşaat değil. Çölün ortasında, gözlerden çok ırak bir noktada yükselen bir inşaat. Dünyanın en büyük fabrikalarından biri. Ve Elon Musk bu fabrikayı tek bir şey üretmek için yaptırıyor. Pil. Evet, doğru duydunuz.
Her gün elektronik cihazlarımızda kullandığımız türden lityum iyon piller. Burada konuyu istediğim yere getirebilmek için dikkat ederseniz yine kimyasal bir terim kullandım. Lityum iyon. Geleneksel enerji kaynaklarımız hızla tükeniyor ve gelecekte fosil yakıtlarla çalışan arabalar kullanmak yerine Elon Musk'ın Tesla'sı gibi elektrikli araçlar kullanacağız. Ve bu konuyla ilgili çözülmesi gereken asıl mesele ise o enerjinin nasıl depolanacağı. Yani yine kimya alanında bulunacak yeni şeylerle karşılanabilecek türden bir ihtiyaç var karşımızda. Enerji üretiminde kullanılan bir başka araç doğalgaz. Şu anda dünyadaki tüm ülkeler, Alman kimyagerler Fritz Fischer ve Hans Tropsch tarafından bulunan bir kimyasal reaksiyonla doğalgazları sıvıya dönüştürme işlemini gerçekleştiriyor. Ama bu neredeyse 100 yıllık eski ve pahalı bir yöntem. Daha etkili bir şekilde bu çevrim yapılamaz mı? Elbette yapılabilir. Ama bunun doğru cevabını, hızlı cevabını, daha verimli yöntemini kimyasal alanda yapılacak yeni gelişmeleri bekleyerek bulacağız. Gelişmekte olan başka bir alan şimdi size. DNA bilgisayarları. Geleneksel silikon temelli yapı bileşenleri veya bilgisayar teknolojileri yerine DNA, biyokimya ve moleküler biyoloji kullanarak yapılan bir hesaplama biçimine dayalı yeni nesil bilgisayarlar. Bütün bunları yan yana koyunca geçmişte olduğu gibi günümüzde ve gelecekte de kimyanın çok önemli bir uzmanlık alanı olduğunu görüyoruz. Ama itiraf etmeliyim ki lise yıllarında kimya dersleri benim en sevdiğim ders kategorisinde değildi. Belki de Walter White gibi bir kimya öğretmenim olsaydı durum çok daha farklı olurdu, kim bilir. Bir şekilde kimyayı çok daha geniş bir perspektifle değerlendirme şansını maalesef o yıllarda elde edemedim. O yüzden kendi oğluma, başta kimya olmak üzere tüm bilim dallarında ilgi çekici şeyler göstermeye çalışıyorum. İleride bilim insanı olmayı seçmese bile en azından meraklı olmayı, soru sormayı, deney yapmayı sevdirmek istiyorum. Kendim için ya da kendi oğlum için istediklerimi neden sizin için de istemeyeyim ki? Bu kanalı takip edenlerin büyük bir çoğunluğu hala öğrenci ve okullarında fizik gibi, kimya gibi fen bilimlerine dair dersler görmeye devam ediyor ve hepsi de tertemiz, pırıl pırıl zekalar. Ve eminim bu zekaların arasında bir Aziz Sancar gibi kimya alanında ya da bilimin herhangi bir alanında Nobel ödülü alabilecek potansiyel bir kapasiteye sahip pek çok kişi var. İşte bu potansiyel kapasiteyi nasıl harekete geçirebiliriz diye düşünürken aklıma tabii ki dervişin fikri neyse zikri odur, yeni bir YouTube kanalı açma fikri geldi. Kimyayı, fiziği, genel olarak fen bilimlerini daha eğlenceli bir şekilde nasıl anlatabiliriz? Bilimsel metodu, deney yapmayı nasıl sevdirebiliriz? Bu soruların cevapları üzerinde uzun uzun düşündükten sonra nihayet yeni bir kanal şimdi sizlerin huzurunuza çıkmaya hazır. Bu kanalda ben sadece sesimle ve perde arkasında yer alacağım. Perdenin önünde ise kimyayı çok seven, deney yapmaya pek meraklı yepyeni bir karakter duracak. Vasfi. Kanalın adı da Vasfi ile Eğlenceli Bilim. Merhaba arkadaşlar. Ben Vasfi. Kimya ile ilgili yapılacak daha çok şey var. Bilim alanında geliştirilebilecek pek çok proje var derken aslında sizlere hep o büyük resmi göstermeye çalıştım. Amacım geçmişin Ebu Musa Cabir bin Hayyanlarına veya günümüzün Elon Musk'larına bakıp geleceğin Aziz Sancarlarının ortaya çıkmasına bir nebze de olsa destek vermek. Yeni kanal bu iş için atılmış çok küçük bir adım. En azından deneyler yapmayı, meraklı olmayı, sorular sormayı teşvik etmek, sevdirmek için yapılmış çok küçük bir resim. Umarım siz de bu resmi, Vasfi'yi seversiniz ve onun bilim yolculuğuna katılırsınız. Hadi durmayın. Vasfi ilk deneyi ve ilk videosuyla kendi kanalında sizleri bekliyor.